istesen sen. Hayır. Amcalar ne yapıyor? Çankırı Postası izleyicileri, bir canlı yayınla da sizlerle birlikteyiz. Bugünkü canlı yayın konumuz Beşiktaş'ın çifte kupayla sezonu kapatan Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamaları Çankırı'da. Biraz sonra Beşiktaş taraftarları Atatürk Bulvarı üzerine doğru bir konvoy halinde gelecekler. Biz de şu anda anıt alanında onları bekliyoruz. Konvoyu sizlere canlı yayında bu görüntüleri aktarmaya çalışacağız. Ekip arkadaşlarımızla birlikte. Evet, Beşiktaş futbol takımı kısıtlı kadrosuyla biliyorsunuz hem Türkiye Ligi Süper Ligi şampiyonluğunu hem de Türkiye Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunu kazandı. Ve bu pandemi döneminde Beşiktaş taraftarlarını mutlu etti takımı. Şimdi Çankırı'daki Beşiktaşlı taraftarlar da bu şampiyonluk kutlamalarını bir konvoy halinde kutlayacaklar. Pandemi kurallarına uygun olarak bir şekilde konvoy halinde şampiyonluklarını kutlayacaklar takımlarına. Evet, anıt alanındaki beklememiz devam ediyor. Yavaş yavaş da araç konvoyu bize doğru yaklaşıyor. Bulunduğumuz alanda Beşiktaş taraftarları da yavaş yavaş toplanmaya başladılar. Onlar da konvoya bayraklarıyla, formalarıyla eşlik ediyorlar. Evet, Beşiktaş taraftarları bugün biliyorsunuz ülkemiz için de önemli bir gün. Türkiye'nin egemenliğinin ve bağımsızlığının ilk adımının atıldığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı bir gün ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Bugün de Çankırı'da bir gençlik yürüyüşüyle anıt alanında yine coşkulu bir şekilde kutlandı diyebiliriz. Pandemi nedeniyle tabii ki kutlamalar biraz buruk geçse de ilimizde 19 Mayıs kutlamaları gençlik yürüyüşüyle gerçekleşti. Biz de buradan bir kez daha 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz. Tüm ülkemize daha nice 102 yıllarda Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet yaşaması için Türk gençliğine emanet edilen bu vatanın ilelebet süreceğine inancımız tam. Evet, anıt alanında eski valilik yanında bekliyoruz Beşiktaşların konvoyunu. O coşkuluyu, o heyecanı sizlere biz de canlı yayında aktarmaya çalışacağız ekip arkadaşlarımızla birlikte. Çankırı Postası izleyicileri merhabalar diliyoruz tekrardan. Bir canlı yayınla birlikte yine karşınızdayız. Ve şu anda Çankırı Atatürk Bulvarı'nda anıt alanındayız. Birazdan burada Beşiktaş Taraftarlar Derneği'nin düzenlemiş olduğu şampiyonluk konvoyu
birazdan buradan buraya ulaşmış olacak ve şu anda burada da Beşiktaş taraftarları konvoyun gelmesini bekliyorlar. Evet, bugün Çankırı'da 19 Mayıs coşkusu da vardı. Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı Çankırı'da kutlandı. Ve bu arada şu anda görüyorsunuz anıt alanında yavaş yavaş hava kararmaya başladı. Ve burada Türk bayrakları hemen sağımızdaki resmi kurumlarda Türk bayrakları. Hemen buradan kameraman arkadaşımızdan rica edelim. Türk bayrakları ve Atatürk posterleri asıldı. Yine Çankırı Müzesi aynı şekilde Türk bayrakları ve Atatürk bayraklarıyla süslendi. Ve bugün burada Beşiktaş anlamlı bir şampiyonluk kutlaması gerçekleştiriyor. Çankırı'daki Beşiktaşlılar ve Beşiktaş 19 Mayıs 1921 günü bir kutlama günü denk gelmiş oldu. Çifte kupa aldı Beşiktaş. Ve taraftarlar da burada toplanıyorlar. Birazdan konvoyun gelmesi bekleniyor. Tabii konvoy konvoyun yakınlarda olduğu bilgisi geldi ama henüz bir ses, bir seda duyamadık konvoyla ilgili. Evet, tabii ki de bu arada da size Çankırı'da şu anda akşam olmak üzere ve Çankırı'dan ekranlarınıza canlı görüntüler aktarıyoruz. Burası Çankırı'nın en işlek bulvarlarından birisi, ana arterlerden birisi ve burada Çankırı'nın en işlek noktası diyebiliriz buraya. Ve şu anda bu noktadan sizlere bir canlı yayın gerçekleştiriyoruz. Ve Beşiktaş konvoyunun burada olmasını bekliyoruz. Birazdan bir meşale gösterisi yapılacağı söylendi. Ardından da bir sürpriz de var dedi dernek başkanı. Aşağıdan. Evet, ekip konvoy ters yönden gelecek. Biz de karşıya geçelim. Evet, güvenlik şubeden polis arkadaşlar bilgilendirdiler, sağ olsunlar. Bekleyelim biz burada. Biz burada bekleyelim. Tabii şu anda inşallah şey de olmazlar yani. Bu arada Çankırı'dan Çankırı trafiğini de sizlere bu yayınla birlikte de Çankırı trafiğini de görüyorsunuz. Çankırı'da o kapamanın ardından yeniden bir hareketlilik başladı. Ve bu hareketlilik kapsamında da insanlar normalleşmeye, normal hayata dönmeyi çok istiyor. Ama yine de tabii bu virüs kısıtlı kapsamda bu virüs artış hızı düşmedikçe de sanıyorum ki normalleşme biraz zor olsa gerek sevgili Çankırı Postası izleyicileri. Evet, Beşiktaş taraftarları da hemen 100. Yıl Kültür Merkezi önünde yavaş yavaş toplanıyorlar. Biz de konvoyu bekliyoruz. Konvoy evet. Bir taraftar da tepki gösteriyor. Kimi Kemba'da bekliyor diyor, kimi bir tarafta bekliyor diyor. Organizasyonla ilgili, organizasyona da tepki var. Yani. Evet, tabii bu arada araçlar da bizi görünce yaya öncelik geçişi var biliyorsunuz. Kamerayı da görünce çok dikkatli geçiyorlar. Evet, bu konvoy nerede? Şu an biz de bilmiyoruz sevgili Çankırı Postası izleyicileri. Konvoyun gelmesini bekliyoruz. Ve bu arada da
Çankırı'da size Atatürk Bulvarı'ndan şu anda anlık görüntüleri de aktarmış olduk bu vesileyle. Tabii şu anda saat 8 ve marketler kapandı. Bir saat sonra da sokağa çıkma kısıtlaması yeniden başlayacak. Biz burada neler olacak, ne bitecek merakla bekliyoruz. Tabii bu süreç kapsamında da birçok aktivite olmayınca en ufak bir aktivitede bile insanlar bu aktivitelere katılmak istiyorlar. Çünkü insanlar evlerinde gerçekten sıkıldılar. Biz de bekliyoruz takımın Atatürk Bulvarı'na, taraftar grubunun araçlarla Atatürk Bulvarı'na gelmesini bekliyoruz. Evet, bir korna sesi uzaktan da olsa bir ses duymaya başladım. İnşallah birazdan gelirler. Teşekkür. Evet, birazdan tabii bir sürpriz de var. O sürprizi söylemeyelim. Evet sevgili kameramanımız, konvoy nereden geliyor konvoy? Evet. Yok ses ama nereden geliyor ses? O taraftan. O taraftan mı geliyor? Kucaklama taşı yönünde bir konvoy. Evet sesi geliyor. Bakalım. Taraftar grubunu da gösterelim yine. Karşımızda hemen kültür merkezinin önünde. Yalnız polis yolu niye kapattı? Polis şurada yolu kapattı. Sanırım buradan geçitmeyecek. Dubalarla şu an polis yolu kapatıyor. Polis orayı kapattığına göre bir bilgi alabilir miyiz oradaki polisten? Yani konvoy neredeymiş? Buraya gelmeyecek mi? Yani burayı niye kapatıyorlar şu anda? Ona göre biz de konumlanalım inşallah. Evet. Ötekin hastanesi. Evet, polis de trafiği kapattığı yönünde bilgi veriyor. Sanıyorum konvoy burada duracak ve yürüyerek böyle gelecekler. Anladığım kadarıyla. Evet, şöyle sağ tarafı gezdirelim. Kültür müzeyi gösterelim. Müze binasını gösterelim bu arada izleyicilerimize. Evet, Çankırı Müzesi restore edildi biliyorsunuz ve bu güzel binada eşyalar sergileniyor. Son olarak işte buranın zemininde bir göçme vardı. Bu göçmede ihale yapıldı ve oradaki temele fore kazıklar atıldı ve bu sorun da düzeltildi. Ve şu anda Çankırı Müzesi yeniden açılmayı bekliyor. Çankırı'nın güzel bir binası burası. Hemen arkasında da Çankırı Valiliği vardı. Çankırı Valiliği de yıkıldı ve Çankırı Valiliği'nin olduğu hemen müzenin arkasındaki alanda meydan olması bekleniyor. Evet, taraftar gruplarını bekliyoruz. Gazeteci arkadaşlar da geldiler. Yani konvoydan hala haberimiz yok. Nerede bu konvoy?
Evet, bekliyoruz biz de. Şu anda Atatürk Bulvarı Anıt Alanı bölümü polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Ve taraftarların Beşiktaş konvoyunun buraya gelmesi bekleniyor. Ardından da burada bir kutlama yapılacak meşalelerle. Ve bizler de şu anda konvoyun gelmesini bekliyoruz. Ve kucaklama taşından geleceği söylendi konvoyun. Bakalım ne zaman gelecek? Kucaklama taşından ağrı işte şuraya gelip buradan da sanıyorum yürüyerek gelecekler. Ya da konvoy gelince buraya içeri alacaklar. Konvoyu alacaklarmış buraya. Konvoyu içeri alacaklar yani öyle sanıyorum. Yani biz de net bir bilgi alamadık. Hatta dernek başkanıyla konuştuk. Garanti Bankası'nı orada yapacağız demişti. Fakat şimdi Atatürk Anıtı'nın önündeyiz. Taraftarlar da bekliyor. Az sayıda da olsa. Bugün arabalar şeyle evet, Ali Osman Yılmaz ne diyorsun? Şu anda canlı yayındayız, konuş. 150 araç var abi. 150 araç var. Nerede bu araçlar? Bekliyoruz, gelmedi. Tren yolundan gelecek. Şöyle geçti. Anladım. Yani biz de şeyden, terminalden gelirler. Tabii şimdi sokağa çıkma yasağı da başlayacak birazdan. Biraz aceleseler iyi olur. Değil mi? Kuzular yani gelip giderken. Bekliyoruz, biz de bekliyoruz. Taraftarlar da bekliyorlar. Evet. Çankırı Kartalları şöyle kameraya göster. Karşıya geç de. Evet sevgili Çankırı Kartalları Ali Osman Yılmaz şu anda. O da Beşiktaş'ın fanatik taraftarlarından birisi. 1074'lü de ayrıca değil mi? 1074 Çankırı Spor nerede? Ayrı. Ta o kalbinde 1074 Çankırı Spor. Arif Arpacı, ben sana devredeyim, biraz da sen konuş. Evet sevgili Çankırı Postası izleyicileri, kültür 100. Yıl Kültür Merkezi önünde bekleyişimiz devam ediyor konvoyun. Akıbeti şu an henüz belli değil ama illaki en sonunda nihayetinde buraya gelecek konvoy. Taraftarların heyecanlı bekleyişi burada devam ediyor. Bizim de bekleyişimiz devam ediyor. Sizlere o coşkuyu, o kalabalığı, o sevinci sizlere aktarabilmek için. Ercan Şeker'in de belirttiği gibi birazdan yaklaşık 45 dakika sonra sokağa çıkma yasağı başlayacak. O yüzden kısa bir kutlama programı olmasını bekliyoruz. Evet, Çankırı'da yavaş yavaş böyle karanlıklar kaplamaya başladı. Sevgili kameraman arkadaşım Murat Babuçu sizlere o Çankırı'nın böyle karanlık düşmüş görüntüsünü, ışıklar altındaki görüntüsünü gösteriyor sürekli ekranlarınızda. Evet, biz de taraftarlarla birlikte burada bir avuç gazete arkadaşımızla birlikte konvoyun gelişini bekliyoruz. O coşkuyu, o heyecanı sizlere canlı yayında aktarabilmek için. Evet tabii pandemi döneminde futbola büyük bir özlem var taraftarlar tarafından. Seyirci alınmadı statlara 1,5 yıl boyunca, 2 sezon boyunca biliyorsunuz. O yüzden futbola karşı büyük bir özlem var. Çankırı'nın 2 takımı vardı biliyorsunuz. Bal Ligi'nde bu yıl Kurşunlu Belediyespor ve 1074 Çankırı Spor.
ve onların akıbeti de henüz belli olmadı. Kurşunlu Belediyespor resmi olarak lige katılacağını belirtti ama 1074 Çankırıspor henüz resmi bir açıklama yapmadı. Çankırılı futbol severler ligin başlamasını heyecanla bekliyor. Tabi taraftarlar stada gidemiyorlar. Eğer lig oynanırsa biz de Çankırı Postası olarak bu maçları sizlere yine her zaman olduğu gibi, geçen yıllarda olduğu gibi yine canlı yayınla ekranlarınıza getirmeye çalışacağız. Futbola özlemi, Çankırı'nın futbola olan özlemini bir nebze olsun canlı yayınlarla gidermeye çalışacağız sevgili Çankırı Postası izleyicileri. Evet, bildiğiniz gibi yayının başında da söyledik. Bugün ülkemiz için, milletimiz için çok önemli bir gün. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Geleceğimizin teminatı gençlere, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk tarafından armağan edilmiş bir bayram. Atatürk'ün Samsun'a çıkışının da bağımsızlığa giden ilk adımın atıldığı Samsun'a çıkışının da 102. yıl dönümü bugün. Evet, bu arada konvoyun korna seslerini de yavaş yavaş duymaya başladık. Evet, burada bizle birlikte bekleyen genç taraftarlar da, Beşiktaş taraftarlar da heyecanlılar. Onlar da konvoyun gelmesini bekliyorlar. Evet, Çankırı Belediyesi önünde şu anda konvoy polis korteji eşliğinde yavaş yavaş bize doğru yaklaşıyor. Sevgili Alasman Yılmaz'ın da belirttiği gibi 150 araçlık bir konvoy olduğu belirtildi ama biz de şu anda göreceğiz. Evet sevgili izleyiciler, şu anda Beşiktaşlı taraftarların coşkulu tezahüratları arasında konvoy önümüzden geçiyor. Bizler de sizlere Beşiktaş taraftarların şampiyonluk coşkusunu canlı yayında sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Evet, motorlu birliklerle birlikte, önde motorlu birlikler, motorlu taraftarlar ve arkada araç konvoyu sizlere şu anda evet ekranlarınızda bayraklarıyla, flamalarıyla coşkulu bir şekilde şampiyonluk kutlamalarını, evet, bize de atıfta bulunuyor Beşiktaş taraftarlar. Evet, işte şampiyon Beşiktaş'ın şampiyon taraftarı şu anda canlı yayında sizlerin ekranlarında sevgili seyircilerimiz. Evet, konvoyun geçişi devam ediyor. Bizim canlı yayınımız da devam ediyor. Beşiktaşlı taraftarlar flamalarıyla, formalarıyla alanda ve araçlarındalar. Konvoyun geçişi devam ediyor. Bizler de bu coşkuyu, bu heyecanı pandemi şartlarında uygun olarak sizlere aktarmaya devam ediyoruz sevgili Çankırı Postası izleyicileri. Evet, kameraman arkadaşım Murat Babuş şu an burada biriken, az sayıda da olsa biriken taraftarlar, Beşiktaş taraftarını sizlere ekranlarınıza getirdi. Evet, konvoyun geçişi devam ediyor. Ve burada bizlerle birlikte toplanan Beşiktaş taraftarları da bayraklarla konvoyu selamlıyorlar. Evet. Bu arada bir bilgi vereyim. Ben de sen anlatırken bilgi topladım.
Toplamda 260 araçtan oluşan bir konvoy olduğu bilgisi ulaştı elimize. Ve şu anda bu konvoyun bir ucu Zafer Caddesi'nde olduğunu söylediler. Ve taraftarlar da burada toplanıyorlar. Birazdan araçlardan inip anıt alanına gelecekler. Burada bir meşale ile kutlama yapacakları söyleniyor. Evet, sevgili Ercan Şeker'in de belirttiği gibi 260 araçlık bir konvoy, uzun bir konvoy Çankırı sokaklarında geçişini devam ettiriyor. Ve konvoy bittiğinde de taraftarlar anıt alanında meşale gösterileriyle kutlamayı sonlandırıp yasağın başlamasıyla birlikte evlerine gidecekler. Evet, 260 araçlık konvoyun geçişi şu anda Atatürk Anıt önünde, 100. Yıl Kültür Merkezi önünde devam ediyor sevgili seyirciler. Tabii bu görüntüleri görünce gönül istiyor ki bu pandemi şartları bir an önce sona ersin. Futbol seyircisiz olmuyor. Seyirciler, bizler taraftar olarak futbola kavuşalım, yeşil sahalara kavuşalım. Futbolcular da taraftarın coşkusunu, taraftarın heyecanını yanlarında hissetsinler ve eskisi gibi yine el ele kol kola maç izlemeye devam edelim, başlayalım inşallah. Tabii her ne kadar gönlümüz bu coşkuyu, bu heyecanı sahada, tribünde yaşamak istese, içinde bulunduğumuz şartlar maalesef buna elverişli değil. Bu yüzden hepimizin bu şartlara, pandemi şartlarına dikkat etmemiz gerekiyor sağlığımız için. Evet, 17 günlük tam kapanmanın ardından artık kademeli normalleşmeye geçtiğimiz şu günlerde 1 Haziran'a kadar bu devam edecek. Hafta sonları tam gün yasak. Hafta içi ise saat 21'de yine yasaklar devam ediyor. Evet, taraftarlar Çankırı Belediyesi önünden meşalelerle yine anıt alana doğru bir yürüyüş gerçekleştirecekleri söylendi. Organizasyon yapan arkadaşlar tarafından şu anda taraftarlar oraya doğru yönlendiriyorlar. Meşalelerini yakıp Çankırı Belediyesi önünden yine anıt alanına doğru meşaleli bir yürüyüş gerçekleşecek. Arif Farpacı, biz biliyorsun birçok futbol maçları canlı yayınladık. Bir gün inşallah olur da burada 1074 Çankırı Spor'un şampiyonluğunu da böyle kutlamayı, yayınlamayı da nasip eder diliyorum. Tabii ki gönlümüz bunu herkesten çok istiyor. Ben de yayında belirttim, yani seyircisiz futbol, futbolsuz seyircisiz olmuyor. İnşallah dediğim gibi 1074 Çankırı Spor Balliği'nde şampiyon olarak 3.lüğe, 2.lüğe daha üstlüklere çıkar. Biz de burada Çankırılı seyirciler olarak, Çankırılı yayıncı olarak bu sevinci, bu mutluluğu yine tüm Türkiye'ye, Çankırı'ya paylaşırız inşallah. Tabii insanlar da burada şimdi bu tura atarken de bir enerjisini de atıyorlar. Yıllar, günlerce evlerine kapandılar ya, böyle haykırırken falan da böyle biraz da sanıyorum enerjiyi de atmış oluyorlar. Tabii 1,5 yılın bir işliği var, bir enerji deposu var. Onu insanlar atıyor. Evet, bu coşkuyu şu anda izliyorsunuz. Ekranlarınıza getiriyoruz. Özledik bu coşkuyu. Beşiktaş'ın taraftarlar şampiyonluklarını doyasıya yaşıyorlar Çankırı sokaklarında. Tabii bu coşkuyu silahla ya da diğer yanıcı maddelerle, zarar verici maddelerle gölge düşürülmemesi en büyük dileğimiz. Arif Arpacı, yavaş yavaş burası da bayağı bir şenleniyor, kalabalıklaşmaya başladı. Evet, şu anda sevgili Murat Babuç'u an be an onları ekrana getirmeye devam ediyor. Evet, sözü şampiyon Beşiktaş taraftarına bırakıyoruz. Onların coşkusunu sizlere canlı olarak şu anda ekrana getirmeye devam ediyoruz sevgili seyirciler. Evet, futbolun olmazsa olmazı taraftarlar. Onlar takımlarıyla birlikte üzüldüler, takımlarıyla birlikte sevindiler. Ve şu anda şampiyon olan takımlarıyla da
bu mutluluğu doyasıya, coşkuyla yaşamayı hak ettiler. Tebrik ediyoruz biz de Beşiktaş'ı ve Beşiktaş taraftarını. Evet, büyüğüyle küçüğüyle Beşiktaş taraftarı bir bütün oldu ve şampiyonluğunu kutluyor. Biz de onları canlı canlı ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Evet, başarının ödülü tabii ki bu, sevinmek. Beşiktaş taraftarı da bunu sonuna kadar hak etti. Bir Fenerbahçe olarak bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. Kısıtlı kadrosu, kısıtlı imkanlarla Beşiktaş taraftarı iki şampiyonluğu birden aldı Türkiye'deki. Zira Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonluğunu ve taraftarını bu sevince boğdu. Beşiktaş taraftarı bu mutluluğu, bu sevinci hak etti. Evet, futbolun güzelliği de bu işte sevgili seyirciler. Evet, Anıtalan'ındaki kalabalık Beşiktaş taraftarı bir hayli sayı arttı. Coşku tavan yapmaya başladı. Araçların geçişi bir yandan devam ediyor. Emniyet güçleri o kontrolü de sağlamaya çalışıyor. Evet, bu coşkuyu, bu heyecanı, Çankırı'daki bu futbol sevgisini gördükten sonra sevgili Ercan Şeker'in de biraz önce belirttiği gibi biz bir yayıncı kuruluş olarak, futbola destek veren bir yayın ekibi olarak 1074 Çankırı Spor'umuzun, Gurşunlu Belediye Spor'umuzun bulundukları ligde şampiyon olarak bir üst düzeye çıkmasını tabii ki çok istiyoruz. Heyecanla bekliyoruz. Biz bildiğiniz gibi Türk milleti olarak böyle günlerde, milli günlerde futbol maçlarında tek yürek olmayı başarıyoruz. İşte şu anda da Beşiktaş taraftarı şimdi hiçbir kimlik, hiçbir görüş belirtmeden şu anda tek yürek olmuş, takımının şampiyonluğunu kutluyor. Evet, şu anda coşkuyu görüyorsunuz. Evet, Beşiktaş taraftarı şampiyonluğunu maytaplarla, maçlarla, bayraklarıyla kutluyor. Tek dileğimiz tabii ki bu sevince, bu coşkuya silahla ya da başka bir şeyle gölge düşmemesi. Evet, Beşiktaşlı Çankırı Beşiktaşlar Derneği'nin organizasyonuyla gerçekleşen bu coşkuda şu anda Beşiktaş Taraftarlar Derneği Başkanı taraftarlarına üçlü çek verirken bazı taraftarlar da telefonlarıyla bu güzel anları ölümsüzleştiriyorlar fotoğraflar ve videolarla. Evet, biz de şampiyon Beşiktaş'ı, şampiyon Beşiktaş taraftarını kutluyoruz, tebrik ediyoruz.
Evet, Çankırı Beşiktaş marşı ile iniyor. Biz de kameralarımız, mikrofonlarımız aracıyla bu coşkuyu tüm Türkiye'ye, Türkiye'nin yanındaki Beşiktaşlara aktarmaya devam ediyoruz sevgili seyirciler. Evet, herkese mesaj. Evet, Çankırı Beşiktaşlar Derneği Başkanı Oğuzhan Akbaba, taraftarların mesafeyi koruyarak anıt alanı etrafında toplanmasını ve herkese meşale dağıtılacağını ilan etti. Şu anda taraftarlarını organize etmeye çalışıyor Başkan Oğuzhan Akbaba. Sevgili seyirciler, şu anda bir meşale şovu için hazırlıklar devam ediyor. Bu canlı yayında bu hazırlıkları mesafenin korunarak, evet, Başkan Oğuzhan Akbaba şu anda taraftarlarını meşale şovu için organize ediyor. Evet, kameraman arkadaşım Murat Babucu arka tarafı da gösterebilirse, uzun bir meşale şovu için taraftarların, evet, bir koridor oluşturdu ve bütün taraftarlar meşalelerini yakacaklar biraz sonra ve muhteşem bir görüntü ortaya çıkacak. Evet, meşalelerini yakacak taraftarlar ve muhteşem bir görüntü ortaya çıkacak. Biz de bu görüntüleri canlı yayında sizlerin ekranına getirmeye devam edeceğiz sevgili seyircilerimiz. Arkadaşlar, gel bizim kimse. Herkesin meşale var. Sizden ricam, aynen dayanacak. Kimse meşaleleri yakmasın. Üçlediğimizi yakacağız. Evet, şu anda bütün taraftarlara meşale dağıtılıyor ve meşaleler aynı anda inacak ve burada muhteşem bir görüntü ortaya çıkacak. Biz de bunu canlı yayında ekranlarınıza getireceğiz. Herkes meşalesi arkadaşlar, şu meşaleleri saklamayın. Lütfen şu meşaleleri elinizden olsun. Eve götürecek bir şey yapmak. Ya biz bir daha bir şampiyonluğunda sizin bir meşaleleri aramız ya. Çok kalabalık meşale daha. Arkadaşlar.
Evet, meşale dağıtımı şu anda devam ediyor. Sevgili seyirciler, şöyle izah edeyim size. Kameramızın görmediği uçta Çankırı Belediyesi önünde bulunan, Saat Kulesi'nin önünden başlayan meşale koridoru anıt alanına kadar devam ediyor karşılıklı olarak taraftarlarda. Ve meşaleler, bu iki karşılıklı grup biraz sonra meşaleleri yakacak ve güzel bir, muhteşem bir görüntü ortaya çıkacak. Biz de bunu canlı yayında sizlere, ekranınıza getirmeye çalışacağız. Evet, taraftarlar da bir yandan alana doğru gelmeye devam ediyor, Beşiktaşlı taraftarlar formaları ve bayraklarıyla birlikte. Abi sana hiç vermemiş abi. Oğlum bak ya. Yakalım. Motorlarla gittik. Bırak polisleri görünce geri koyacağız. Bu tarafa vermemiş. Kulağı koyayım. Gelir gelmez bir kulağı koyayım. Ne renk la bu? Davut. Evet arkadaşlar. Abi buraya vermedi. Evet, meşale şov birazdan başlayacak. Sevgili Murat Babuççu da meşalelerin arasında biz de yanmayalım diyor. İnşallah yanmayız. Bu güzel görüntülerin ortasında olmak, bu yayını yapmak gerçekten bir yayıncı için de çok. Evet, meşaleler şimdi yanıyor. Evet. Bu muhteşem görüntülerle şimdi sizleri baş başa bırakıyoruz. Evet, işte Beşiktaş taraftarının muhteşem meşale şovu, muhteşem şampiyonluk kutlaması Çankırı'da. Evet, bu muhteşem görüntüyü sizlere canlı yayında aktaramıyoruz. Beşiktaş taraftarının muhteşem meşale şovu, şampiyonluk görüntüsü sizlere canlı yayında aktaramıyoruz. Tarihi bir ana tanıklık ediyorsunuz. Siz de bizlerle birlikte yayınımızda sevgili Çankırı Sözü. Evet, muhteşem bir görüntü şu anda. Tüm meşaleler yandı. Çankırı Beşiktaş sesleriyle iniyor. Harika bir görüntü. Evet, Çankırı postası izleyiciler. Harika bir görüntü ortaya çıktı. Beşiktaş taraftarı şampiyonunu doyasıya kutladı Çankırı'da. Seyirciler,
ve yavaş yavaş kalabalık olmaya başladı. Osman. Tamam mı? Evet, şu anda bu organizasyonu gerçekleştiren Çankırı Beşiktaşlar Derneği Başkanı Oğuzhan Akbaba yanımızda. Başkanım, tebrik ediyoruz. Coşku nasıldı? Nasıl kutladın şampiyonluğu? Valla biraz buruk oldu pandemiden dolayı ama sağ olsun emniyet güçlerimiz bize yardımcı oldular. Bugün bir izin verdiler. Buruk da olsa sevincimizi taraftarlarımızla beraber kutluyoruz. Mutluyuz. Çifte kupa da geldi. Önce sağlık diyoruz tabii ama bu inşallah bu pandemiden kurtuluruz. Bu taraftar statlara kavuşur. Biz de böyle zorluklar çekmeyiz yani. Peki araç konvoyu, ne kadar bir araç konvoyu vardı? Böyle tahmini ne kadar? Ben sayamadım ama çok iyiydi. Allah razı olsun gelen gelmeyen herkesten. Büyük Beşiktaş taraftarı her zaman gibi gücünü gösterdi. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Evet, Beşiktaşlar Derneği Başkanı Oğuzhan Akbaba duygu ve düşüncelerini anlattı bize. Ve şu anda Beşiktaş taraftarları canlı yayınımızda, ekranlarımızda. Arkadaşlar! Evet, Çankırı Postası canlı yayında. Beşiktaş taraftarlar. Bu coşkuyu ekranlarınıza yansıtmaya çalışıyoruz. Her anını, her dakikasını sizlere yansıtmaya çalışıyoruz röportajlarla. Evet. Evet. Gecenin sürprizi geldi. Beşiktaşlar Derneği Başkanı Oğuzhan Akmaba'dan. Bir Beşiktaş taraftarı evlenme teklif edecek. Onu da canlı yayında ekranlarından getiriyoruz. Evet. Evet. Böylesine güzel bir günde. Çok önemli bir ana da şahitlik ettiniz. Evet. Gelin ortaya, üçü çektir tayfaya. Gelin ortaya, üçü çektir tayfaya. Gelin ortaya. Şu anda Çankırı Postası'nda canlı yayındayız arkadaşlar. Sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Sebahattin Pehlivanlı. Ben Melike Çelik. Bugün hem 19 Mayıs hem Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlaması, böylesine önemli bir günde sizde evlenme teklifi aldınız. Sürpriz oldu mu? Çok sürpriz oldu. Şu an bayılıyorum. Peki cevabı duyamadık biz ama. Evet, evet, evet. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Evet, sıcağı sıcağına genç çiftten de duygularını aldık. Evet, Çankırı Postası'nda tarihi bir ana daha şahitlik ettik sevgili seyirciler. Siz de bizlerle birlikte bu ana şahitlik edeceksiniz. Bugün hem 19 Mayıs hem Beşiktaş'ın şampiyonluğu kutlandı. Emniyet Teşkilatı'na teşekkür ediyoruz. Bu işi bize verdiler. Bu zor dönemde. Ortaya üçü çektir. Evet, şu anda Beşiktaş taraftarı emniyet güçlerimizi de, kendilerine yardımcı olan emniyet güçlerimizi de teşekkür ediyorlar. Kıymetli vatandaşlar, emniyet teşkilatlar, şampiyonlarınızı kutluyoruz. Bravo! Evet, emniyet güçlerimizle Beşiktaş taraftarının şampiyonluk kutlamasını ve artık saatin yasak saatinin geldiğini belirterek dağılmalarını istedi. Evet. Evet, görüyorsunuz coşkuyu. İnşallah pandemi dönemi bittiğinde daha coşkulu, daha güzel, daha heyecanlı kutlamalarda bütün taraftarlar, spor severler bir arada olur. Kıymetli vatandaşlar, takdirin sırası sokakta savaştır. Evet. Bugün hem 19 Mayıs hem Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarıydı. Çankırı'daki bu organizasyonda Çankırı Postası olarak sizlere
seslendik. Bu yayına an be an sizlere aktarmaya çalıştık. Ve gece güzel bir sürprizle, evlenme teklifiyle bitti. Biz de buradan yayınımızı sonlandırıyoruz. Yayınımızı sonlandırıyoruz ve herkese iyi geceler diliyoruz.